Merhabalar. Bugün Arnavut ciğeri yapacağız. Arnavut ciğerimiz için öncelikle şöyle yarım kilo dana ciğerimiz var. Dana ciğerimizi kasaptan alırken kasaba mutlaka zarlarını aldırın ve çok fazla büyük doğratmayın. Yani şu büyüklükte olacak Arnavut ciğerimizin büyüklüğü. Ben ciğerimi kasaptan aldım fakat doğratmadım. Kendim doğradım. Zarlarını da kendim güzelce temizledim. Dediğim gibi yarım kilo ciğerimiz var. Şöyle 3 adet, benim patateslerim biraz küçüktü, 3 adet kullandım. 3 adet patatesimiz var, küp doğranmış. Şöyle yine ciğerimizle aynı büyüklükte, çok fazla büyük doğramıyoruz. Suyun içerisine koydum ki patatesimiz kararmasın diye. Ve şöyle bir kase kadar unumuz var. Ciğerlerimizi una bulayacağız. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında tuzumuz var. Şimdi ben ciğerlerimi aldıktan sonra suda beklettim. Bir 10-15 dakika kadar. Ve 2-3 sefer güzelce yıkadım ki kanından güzelce arındırdım. Daha sonra süzgeci aldım. Güzelce suyunu da süzdürdüm. Şimdi ben şöyle bir yağlı kağıt kullanacağım. Ciğerlerimi una bularken geniş bir alan olsun diye. Siz isterseniz büyük bir tepside de yapabilirsiniz bu işlemi. Nasıl tercih ediyorsanız, ben yağlı kağıtta yapmayı tercih ediyorum. Şöyle biraz unumdan dökeceğim hemen yağlı kağıdımın üzerine. Bolca dökelim hatta. Daha güzel bulansın. Şöyle tuzumuzu da ilave ediyorum. Ve hemen unumla tuzumu güzelce şöyle karıştırıyorum. Geniş bir alanda yaparsak daha güzel olur. Yani kolay bir şekilde ciğerlerimizi unumuza bulayabiliriz. Şimdi hemen ciğerimi şöyle unumun içerisine ekliyorum. Ve şöyle elimle güzelce buluyorum. Karıştıracağım. Böyle güzel güzel her yerine ulaşması için unumuzun. Un değmeyen hiçbir yeri kalmayacak ciğerimizin. Ben bu şekilde devam edeceğim. Evet, ya da şöyle iki elinizi de birden kullanabilirsiniz. Evet, güzelce una buladım şimdi ciğerlerimi. Hiç gördüğünüz gibi hiç görünmüyor ciğerimizin kırmızılığı hiç görünmüyor. Şimdi hemen bir süzgeç alacağım. Şöyle. Sizin evinizde de nasıl bir süzgeçiniz varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle çok fazla doldurmayacağım. Ciğerimin yarısını alayım. Ve şöyle eleyeceğiz. Hiç un kalmamasını sağlayalım. Şimdi oldu. Şimdi ben bir tabağa alacağım bu ciğerimi. Evet, şimdi geri kalan ciğerimize de aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle güzelce bütün unundan arındırıyoruz. Evet, şöyle ciğerimizi ve patatesimizi kızartmak için tavamı ocağımı aldım. Şöyle biraz derince bir tava olursa iyi olur. Bol yağ kullanacağız. Ben bolca yağımı koydum. Hatta derin bir tencere bile kullanabilirsiniz. Yağım güzelce kızdı. Hemen şimdi patateslerimi ilave edeceğim. Evet, şimdi patateslerimi tavama ilave ettim güzelce. Evet, bu şekilde kızartacağım patateslerimi. Hemen bir miktarda tuz ilave edeceğim. Tuzumu da ilave ettim. Bu şekilde kızarmaya devam edecek patateslerim. Evet, patateslerimiz kızardı. Şimdi hemen şöyle havlu kağıt serdiğim tabağıma güzelce alacağım patateslerimi. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, patateslerimi güzelce aldım. Şimdi hemen tavamı soğutmadan ciğerlerimi ekleyeceğim. Evet, ciğerlerimi tavama
attım. İki seferde pişireceğim ciğerlerini. Yarısını ilave ettim tavama şu anda. Tavamızda tam 2 dakika kadar pişireceğiz. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Birkaç dakika pişireceğim. Hemen alacağım. En fazla maksimum 2 dakika. 1,5-2 dakika arası pişireceksiniz. Ve hatta almaya başladım bile ben ciğerlerimizi. Eğer 2 dakikadan fazla pişirirsek ciğerimiz çok sert olur. 1,5-2 dakika arası pişirirsek ciğerlerimiz dokun gibi olur. Ciğerimiz tam kıvamında, çok güzel görünüyor. Bakın. Evet, ikinci posta ciğerimiz de güzelce pişiyor şu anda. Evet, ikinci posta ciğerimizi de güzelce kızarttık ve şöyle tabağımıza aldık. Patateslerimiz de burada. Ama Arnavut ciğeri soğan söğüşsüz olmaz. Hemen hızlıca bir soğan söğüş, yani güzelce bir soğan salatası yapacağım. Hemen şöyle benim 2 adet soğanım vardı. Soğanlarımı şöyle güzelce ince ince doğradım. Yani şöyle hemen göstereyim size kalınlığını şöyle. Güzelce doğradım. Maydanozum vardı bir miktar. Maydanozumu da ince ince doğradım. Şöyle bir kabım var benim. Biraz küçük bir kap seçtim. Kabımın içerisine öncelikle şöyle soğanımı hemen ilave ediyorum. Üzerine maydanozumu. Hatta şöyle kabımı değiştirebilirim. Evet, şöyle büyük bir kabımı değiştireyim. Biraz daha elimde harmanlamam kolay olsun benim için. Maydanozumun geri kalanını da hemen ilave ediyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu sumak ilave edeceğim. Hatta biraz daha fazla bile ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla ilave ettim. Ve şöyle ben isot kullanacağım. Yani biz acı seviyoruz. Çocuklarım çok fazla yemiyor ama eşim ve ben seviyoruz. O yüzden biraz da hemen şöyle bir tatlı kaşığına yakın isot ilave edeceğim. Isot tercih meselesi. İstiyorsanız ilave edebilirsiniz. İstemiyorsanız sadece sumak kullanabilirsiniz. Ben isotu sevdiğim için kullanıyorum. Ve şöyle hemen elimde harmanlayacağım. Çok fazla sıkmadan. Hafif hafif. Fazla sıkıp soğanlarımı öldürmeden. Tuz ilave etmiyoruz kesinlikle. Tuz, limon. Kesinlikle eğer tuz ilave edersek hemen soğanlarımızı öldürür ve böyle sulanır. Limona da zaten gerek yok. Sumak da bildiğiniz gibi ekşi. O yüzden sadece sumak ve isot kullandım ben. Zeytinyağı da kullanmıyorum. Bu şekilde direkt hemen servis edeceğim. Hazır. Şahane, acayip lezzetli. Mutlaka tavsiye ederim. Arnavut ciğerinin yanına mutlaka soğan söğüş salata yapın. Hemen servis edeceğim şimdi ciğerimi. Evet, ciğerlerimizle patateslerimizi güzelce karıştırdım. Arnavut ciğerimiz servise hazır. Yanına söğüş salatamı da koydum. Servis tabağıma aldım. Gerçekten görüntüsü ve lezzeti muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.